Toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz. Usul olduğu üzere birkaç sözde ben söylemek istiyorum, izniniz olursa. Öncelikle yeni yasama yılının barışa, özgürlüğe, eşit kardeşliğe ve demokrasiye hizmet etmesini diliyorum. Bu makamı bir hiyerarşik yer olarak görmüyorum. Bu makamda başta sayın grup başkan vekilleri, grup başkanları ve siz sayın milletvekilleri ile birlikte yöneteceğiz. Asıl olan burada ifade özgürlüğünün alabildiğine etkin ve yetkin kullanılması ve halkın düşüncelerinin bu kürsüde dile getirilmesidir. Şimdi tahammül ve saygı belki de bu görüşmelerin sağlıklı yürüyebilmesi için iki temel yaslanacağımız kavram olmak durumunda. Parlamenter tarihimizde siyaseten iktidar olmakla siyaseten mahkum olmak arasında çok kıl payı bir fark var. Genellikle siyaseten hasım alınanlar bir müddet sonra siyasi iktidarın bir şekilde ya ortağı ya belirleyeni durumuna gelebiliyorlar. Bu parlamentoda da bir eksikle başladık ve bir eksikle devam ediyoruz. Hatay milletvekilimiz Sayın Can Atalay'ın da bir an önce temsil ettiği ilin ve partinin düşüncelerini burada dile getirebilmesinin koşullarının sağlanmasını diliyorum. Bu aslında hepimizin görevi. Seçilmiş siyasetçilere dönük hoyratlıklar hepimizin sorunu olmak durumunda. Son zamanlarda gözle görülür bir şekilde artıyor bu. Hangi siyasi partinin vekiline yapıldığının bir kıymeti yoktur. Bunlar halkın seçilmiş iradesine dönük saygısızlıklardır. O yüzden bu konuda da bir duyarlılık göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Son olarak Özkan Uğur, sanatçı Özkan Uğur'u kaybettik. Bugün ebediyete uğurlandı. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Sanatkarın Ölümü diye bir şiiri vardır. Gitti gelmez bahar yeli, şarkılar yarıda kaldı diye başlar. Yanıyor güneşte petek, bütün bal arıda kaldı diye de biter. Sanatçıların ölümü bu anlamda topluma verebilecekleri şeylerin yarıda kalmasından dolayı biraz daha büyük bir eksiklik doğurur. Onu da rahmetle anıyorum, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Hepimiz için iyi bir yasama dönemi olmasını ümit ediyorum. Mahmut Bey hele dur daha, bismillah. İlk oturumdur bu, eksiklerim olursa, yetmezliklerimiz olursa hoşgörünüze sığınıyorum. Şimdi görüşmelere geçeceğiz. Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz, Kırkpınar yağlı güreşleri hakkında söz isteyen Antalya milletvekili Sayın Hilmi Durgun'a aittir. Buyurun Sayın Durgun.